Yani rakipler zayıf olur, rakipler çok kuvvetli, güçlü olur, savunma iyi olur. Kendi takımın o gün formsuz olur. Onun için de bu şeylerde çok Şimdi erken bir Oğuz bana karşılaştırma bir olmuş. var mı elimizde Oğuz? O ayrıca onu da Hocam getirelim. Büyük maç performansları varmış elimizde. O yok önemli. Ona bir de bakarsak biraz şey daha görmek detaylı lazım. Şimdi konuşuruz. Osimhen tamam yeni geldi dünyanın en önemli dört golcüsünden bir tanesi. Ama diğer tarafta Dzeko da hem Türk futbolunu tanıyor, Türkiye'yi çok iyi tanıyor, Fenerbahçe'yi iyi biliyor. Ve bu sene muhteşem başlayan bir Dzeko var. Bu açıdan ben Dzeko'nun da bir pozitif olarak iyi olacağını düşünüyorum. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Oğuz. Buna bir bakalım. Büyük maçlarda Dzeko. Hem Inter hem Roma performansını almışız. Güzel. Yani zaten bu kariyer oyuncu transfer ettirir. Yani bu takımlara da gönderir. Gerçekten büyük maçlarda da iyi performansı var. Osimhen'e de bakalım. Evet, Osimhen'in de Napoli performansı geldi. Yine büyük maçlarda. Bir de Türk Galatasaray performansını da asedik. Ya bir öncekini de almıştık. Roma, Juventus, Inter ve Milan maçlarındaki performansını getirmiş. Tabii bu dediğimiz gibi oyuncuların transferinde böyle efektif olmaları etkili oluyor, getiriyor zaten. Ki kariyerinin zirvesi diyebiliriz. Zaten Napoli'nin şampiyon olduğu sezon gösterdiği performans çok iyiydi. Gol kralı olmuştu. Dzeko da orada gol krallığı yaşamış bir isim. Diyoruz ya zaten Süper Lig şeye döndü. İtalya'nın gol krallarının Evet. böyle mekanı oldu Çok yani. enteresan Çok ya. enteresan bir tesadüf. Daha önce böyle bir şey olmamıştır. Yani hepsinin böyle burada denk gelişi çok rastlanır bir şey değildir herhalde. Enteresan bir denk geliş. Evet, iki performansa da bakınca büyük maç performansına ne dersiniz, ne düşünüyorsunuz? İşte dediğim gibi yani orada Dzeko çok iyi başladı bu sene. Ben Dzeko'nun hem Fenerbahçe'ye sırtladığını hem de forma savaşını en derinden hissedip bunun için etki gösterdiğini düşünüyorum. Hem ligimizi de çok iyi biliyor, derbi maçını da çok iyi biliyor. Osimhen'i çok fazla konuşmamıza gerek yok. Gelir gelmez etkisini gördük Galatasaray'da, ne yapabileceğini gördük. Bir de çok önemli bir oyuncu. Önemli olan gol atmak değil, defansı da karıştırmak. Bunu da çok iyi beceriyor. Ben bu açıdan iki silahın da çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe için Dzeko'nun, Galatasaray için Osimhen'in. Şimdi kaleci performanslarını karşılaştıralım istiyorum bir. Çünkü kaleciler üzerine konuşmamız lazım biraz daha iki takım adına da ve biraz daha gerçekçi yorum yapabiliriz maç sayılarının da eşitliği sebebiyle. Yenilen gol 2'ye 4 baktığımız zaman önce ev sahibini söylüyorum. Ekrana da geldi zaten 11'e 12 kurtarış, gol yemediği maç 4, 4'e 1. Tehlike engelleme 0.8'e 0.2, isabetli pas 94'e 138, uzun top %43.6, %52.2. Şimdi şöyle bir gerçek var ki yıllara damgasını vurmuş bir kaleci Fernando Muslera Galatasaray kariyerinde. Artık bunu her zaman söylüyorum. Bu benim kişisel düşüncem. Bir Galatasaray efsanesidir Fernando Muslera. Ama bu sezon çok da istediği gibi başlayamadığını düşünüyorum. Ama yine de zaten savunmasını da düşünecek olursak Galatasaray'ın hani çok da Galatasaraylıların endişe duyduğu bir durum değil. Muslera bir iki maç kötü gidip sonra bütün sezona yine damga vurabilen bir oyuncu. Ama bir Livakovic gerçeği var ki Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana ben en özgüvenli Livakovic'i görüyorum. Bu sene. Bu sene. Ne düşünüyorsunuz? Siz de merak ediyorum. Yani gerçekten kritik pozisyonlar çıkardı. Daha güven veriyor kalede. Kendi de bir özgüven. Zaten milli kalecinin özgüveni hep vardı ama daha da bir o özgüveni kazandı gibi ve Fenerbahçelerin gözünde de öyle. Hocam ne dersin? Ne dedim biliyor musun? Önündeki şeye bakarım ben. Savunma ve orta sahaya veya arkadaşlarının performansına. Ya onlar iyi olduktan sonra özgüveni de artar kalecinin. Şimdi işte ben söylüyorum yani önümde bir adam var diyelim bir stoper var, orta saha var. Eyvah ki ne eyvah yani. Sahaya çıkmak istemem yani. Yani yapacağı belli. Yani dedim ki yani mutlaka bir ıska geçecek. İşte penaltı yaptıracak. İşte kırmızı kart görecek falan filan yani. O zaman ne yaparsın? Tedirgin olursun. Ama sağlam bir kadro varsa elinde. Şimdi mesela ne diyorum? Biraz arada da söyledim. Mesela Galatasaray takımının savunması şeyle orta sahaya da bir dirençli Verkan olur veya Kerem Demirbay'ı koyduğu zaman şey yapar ne olur Müslüman'ı biliyor musun? Daha rahat olur. Fenerbahçe için de aynı şey. Yani önündeki orta sahayla
savunma iyi olursa o performansı artar. Ama bak Galatasaray'da mesela işte ne oldu? Gol yedi, işte atıldı falan. Baktığınız zaman Galatasaray tam hazır bir takım değildi. Muslera o zaman ne oldu? Kötü göründü. Yani belki de içinden kızıyordu. Yani bu kadroyla ben ne yapabilirim? Zaten golü yerim falan diye düşünebilir. Onun için de şimdi çıkacak kadrolar çok önemli. Bak kaleci ve ne yapar biliyor musun? Futbolcu çok şeydir. Yani zekidir. Duygusaldır. Ama bakar eyvah biz bununla oynarsak şu olur, bu olur. Bu savunmayı da bununla çıkarsak. Vallahi ya şimdi bir tane istediğin kadar gol at arkadan yiyeceksin. Şimdi ben bazen ne yapıyorum biliyor musun? Hani gol atıyorlar ya, seviniyorlar falan ya. Diyorum ki içimde ya dur ne seviyorsun? Çok erken seviniyorsun. Senin takımın şimdi golü yer. Boşuna bu kadar sevinme. Okuyorum diyorsun olacak. Yani olacağını söyle. Onun için de kalecilere şimdi burada çıkacak takım şey önemli. Tabii ama derbi maçlarının havası şey olur. Ama mesela geçen sene bana göre sezonun futbolcularından bir tanesi Muslera'ydı. Evet, bir tanesi Barış'tı, bir tanesi İrfan. Yani ilk üç bana göre, bir de bu Alanya'dan gelen çocuk Fenerbahçe. İlk dört bunlardı. Fakat derbi maçında mesela o yan topu alamadı Muslera. Olabilir yani şeyde. Ama bu maçta bile tahmin ediyorum ki iki kaleci de iyi oynar diye düşünüyorum. Gerçi bu sene en iyi kalecilerden bir tanesi şey Uğurcan. Uğurcan nazar değmesin. Bu sene kaleciler gerçekten sene, çok yani Uğurcan'dı. Değil tabii ki orada çok Mert'ti. Yani goller yendi. Yani güzel kalecilerimiz var. Hocam orada Muslera'nın tecrübesi var tabii ki. Livakovic için de bu sene başlangıcı iyi bakıyoruz. İşte takımı iyi olunca o da iyi olur. Tabii ki öndeki oynadığın oyuncularla alakalı, oradaki güven vermesi çok alakalı. Tabii. Yani mesela ben de Muslera'nın daha fazla güven kazandığını şuradan görebiliyorum. Ne zaman oyunun içerisine Davinson Sanchez dahil oldu. Evet. Hem defansif anlamda bütün lider özelliğe sahip bir oyuncu olduğundan dolayı orayı toparladı. Muslera'ya güven verdi. O tarafa çok fazla pas getirmedi. Öteki tarafta hem sağın hem solun açıklarını kapattı. Kademeye girdi. Evet. Bu açıdan çok Serhan, değerli oyuncu. Senin soyadını ne görüyorum? Sanchez diye görüyorum, okuyorum. Bak Serhan Sanchez. Okuyor musun? Görüyor musun? Serhan Sanchez yazıyor. O zaman ben de ne diyeyim hocam, sen avukat hocam, benim güven, orada dikkatimi bir çek. Av güvenç kurtar çekiyor. Hakikaten hala duruyor ya. Herhalde canım. Aa, ben şaka yapmıyorum. Ya. Ciddiyim. Peki kalecilerle ilgili izleyicilerimiz de görüşlerini yazsınlar. Onların üzerine de konuşalım. Ama ben Livakovic'i çok beğeniyorum Melike yani. Gerçekten evet. Olağanüstü bir kaleci. Ben milli takım performansından harikalar yarattığını görmüştük. Fenerbahçe'de böyle bir kaleciye sahip olduğu için bence şanslı hissediyordum. Yani bir şey söyleyeyim Melike, ben de Sanchez'ciyim ha, ona göre yani. Şimdi gözde adamı yemeyelim de Sanchez'i tettik ettik biliyor musun? Ha? Vallahi yani, bilemem. Derbi yani, Serhan, bu yani. Telefonu açarım sana biliyor musun? Şimdi son yıllarda Fenerbahçe Galatasaray derbinin genellikle favori olmayan takımlar kazanıyor demiş Akın Ülkü Sevinç. İki takım da henüz tam oturmadığı için bugün oynanacak derbinin net favorisi yok. Bu yüzden maç berabere biter. Güven Çocuğa İzmit'ten ne demiş? Nikomedia'dan, İzmit'in antik adı demiş. Evet. Selamlar. Aleyküm selam. Ben de buradan selam gönderiyorum. Evet. İzmitler seni ayrı seviyor hocam. Evet. Hocam. Kocaeli İzmit. Evet. Nikomedia eski ismi. Evet, teşekkür hocam, ediyorum. Hocam şeyden de bizim arkadaşlarımız geldi. Seni çok seviyorlarmış. Stuttgart'tan Tayfun Bozkuş gelmiş bizim arkadaşımız. Bir de Mersin'den Erdinç Taş var. Erdinç abi seni çok seviyor, çok beğeniyor. Onlar da çok selamlar, selam var sana. Teşekkür ediyorum. Erzurum'dan Fatih de sana şey gönderecekmiş hocam, hayırlı olsun diye. Bu kadayıf dolması var, ondan gönderecekmiş Fatih sana. Peki, şimdi futbolcu selamlar. Kıyaslamalarına devam edeceğiz bu arada kadayıf dolmasında. Yani çok şerbetli tatlıcı değilimdir ama onun içinde bol ceviz olur. Böyle. O güzeldir yani. Hangisi? Yani bir şey söyleyeyim. Olması, değil mi? Yani onu severim. Fatih buradan sana sesleniyoruz. Hayır istemiyorum. Evet, yok, ben, yok, onu, seslenelim, ben onu burada nasıl yapıldığını biliyorum. Hiç denemedim de annem yapardı. Ben onu bir kere deneyeceğim yapmayı. Bize ama de, Erzurum'da ben çok yedim severim. Ben de. Çünkü cevizi çok severim çünkü ben. Ben de ceviz